Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Elimdat. Önümde görmüş olduğunuz gibi bir adet Philips TV'miz var ve içerisinde tabii ki de artık Android TV'de yüklü. Gerçekten de birçok kullanıcı Android TV'yi çok kullanıyor, onu da biliyoruz ama Türk Telekom kullanıcıların özellikle eksikliğini hissettiği bir şey vardı. O da Tivibu. TivibuGO artık Android TV'lere de gelmiş oldu ve sizler de Google Play uygulamasına indirip de artık uygulamayı APK olarak indirmek yerine artık resmi olarak da Google Play üzerinden de indirebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi zaten arayüzümüz karşımızda. Buradan Google Play Store'a girdikten sonra da karşınıza zaten burada Google Play'in arayüzü geliyor. Üst taraftan aramaya geldikten sonra tabii ki de bir Philips TV olduğu için de Android TV olduğu için de sesli asistanı destekliyor. Ben buradan söylediğimde TivibuGO diyor. O da kendisi bulacak. TivibuGO. Görmüş olduğunuz gibi artık uygulama karşımızda. Ben zaten daha öncesinde yüklemiştim ve tabii ki de kendi kimliğim ve şifremle de giriş yapmıştım. Buradan da aç dedikten sonra uygulama karşımızda. Türk Telekom Tivibu diye burada uygulamayı açabiliyoruz. Arayüzümüzde gerçekten oldukça sade, zaten şimdi sizler de göreceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi karşımızda bir arayüzümüz bulunuyor. Birçok farklı şekilde burada arayüzde kullanıma açık bir şekilde sizleri bekliyor. Tabii ki de Tivibu'nun içerisinde kendi kanallarımız da var. Mesela burada ara kısmına geldikten sonra burada birçok farklı kanalı veya bir uygulamayı veya bir diziyi, filmi de aratabiliyorsunuz. Mesela ben burada spor kanallarını aratacağım. Görmüş olduğunuz gibi burada A-Spor, TRT-Spor, TivibuSpor, TRT-3 Spor veya TivibuSpor 4 birçok farklı kanalda burada açık zaten. TivibuSpor 2'ye girdiğimizde görmüş olduğunuz gibi kendi kanalları da aktif bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Sadece bunlarla da kalmıyor tabii ki. Ulusal kanalları da kullanabiliyorsunuz burada. Birçok farklı kanalda kullanabildiğinizde söyleyelim. Mesela alt tarafta burada devam ettiğimde A-Spor'da burada desteklediğinde görüyorum. Şu anda mesela NBA varmış. NBA programının olduğunda buradan da görebiliyoruz. Geriye çıktığımda hemen şöyle sol tarafa, sol oka bastığımda menü yine karşıma geliyor. Burada da filmlerimi, dizilerimi görebiliyorum. Mesela filmler tarafında yabancı film, yerli film, Tivibu vitrin ve betimlemeli film olarak da karşımızda. Şöyle ben yabancı filmlere mesela girelim. Onlara da bakalım. Mesela Soy Nero, The Frontline, Kalara gibi birçok farklı filmi de burada görebiliyorsunuz. Mesela burada Inferno filmi de var. Birçok kişinin de bildiği filmlerden bir tanesi olduğunu da söyleyebilirim. Tabii ki de bunlarla da kalmıyor. Şöyle hemen geri çıkıyorum. Sol tarafta hemen menüme geliyorum. Şöyle geriye bastıktan sonra dizilerime geliyorum. Buradan da mesela dizilerin tekrarını tabii ki de izleyebiliyorsunuz Tivibu ile beraber. Tekrarınızda diziler, belgeseller, yaşam formu gibisinden birçok burada uygulamada filmi, diziyi veya dediğim gibi belgeseli de izleyebiliyorsunuz. Burada mesela İlber Ortaylı'nın burada hangisi gerçek programında Pelin Batu ile yaptığı programda mevcut, birçok farklı burada değerlendirebiliyorsunuz. Tabii ki de sadece bunda da kalmıyor. Filmleri kiralayıp satın da alabiliyorsunuz. Bu formatta da bunu kullanabiliyorsunuz. Mesela haftanın filmleri de varmış. Burada haftanın filmlerinde mesela Batman Superman filmi, Me Before You gibisinden mesela en çok sevdiğim filmlerden bir tanesi olan burada Ghost in the Shell'i de burada kiralayabiliyor musunuz? Bakalım. Görmüş olduğunuz gibi burada kiralık kısmında da 0.99 TL indirimli bir şekilde şu anda bunu kiralayabiliyorsunuz. Gerçekten de tavsiye edebileceğim filmlerden bir tanesi olduğunu da ekleyebilirim. Bunun dışında peki neler yapabiliyoruz? Hemen ondan da bahsedelim. Şöyle sağ tarafa geldiğimde, sol tarafa geldiğimde çocuk kısmımızda bulunuyor. Çocuk kısmına girdiğinizde kendi çocuklarınız için burada film ve diziler de açabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi birçok farklı burada Karlar Ülkesi de var. Benim de küçük bir kardeşim olduğu için biliyorum. Buradan birçok filmi de aslında izleyebiliyorsunuz. Birlikte istiyorsanız da ona da açabiliyorsunuz. Ayrıca tabii ki de çocuk kısmına girdiğimizde tekrardan dizilerimiz de var. Çocuklarımıza özel diziler burada var. Öğretici filmlerden mesela burada Paw Patrol varmış. Bunlardan birkaç tanesi var. Mesela SpongeBob gibisinden burada. Sünger Bob'u da izleyebiliyorsunuz dizi şeklinde. Bunlar da gayet güzel özelliklerden bir tanesi. Peki ben başka neler yapabiliyorum diye soracak olursanız da şöyle ayarlar kısmına geldikten sonra burada önemli olan nokta kayıtlarım var. Burada kaydedilmiş program ayarlayabiliyorsunuz. Yani belirli bir saat kullandıktan sonra tabii ki de kapatabiliyorsunuz uygulamayı da. Ayrıca ebeveyn kontrolünü de yapabiliyorsunuz. Burada profil şifresi oluşturuyorsunuz ve ayrı bir profille beraber de çocuğunuzun girebileceği uygulamalara burada karar da verebildiğinizde hatırlatmakta fayda var. Kendi favori kanallarınızı burada açabiliyorsunuz. Kanal kitleme de yapabiliyorsunuz tabii ki. Kanallarımız kaybolmasın ve en çok kullandığımız uygulamaları da burada kullanacağımızı da gösterebiliyor. Kampanyanız varsa da keza burada onu görebiliyorsunuz ve diğer kısmına geldiğinizde ise burada kiralama ve satın alma geçmişinize göz atabiliyorsunuz. Arama geçmişine bakabiliyorsunuz ve tabii ki de kullandığınız dil hangi dil ise onu da buradan değişikliğinde yapabildiğinizi de ekleyebilirim. Mesela başka burada neler yapabiliyoruz onu da göstereyim. TV rehberine girdiğinizde burada hangi kanalların olduğunu da zaten görebiliyorsunuz ve yayın akışını da görebiliyorsunuz. Gerçekten çok kolay bir şekilde TivibuGO'nun uygulamasında da burada Android TV ile beraber de özellikle sizin de bizim gibi bir Philips TV'nin TV'niz varsa çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Halk TV, TRT Kürdi, TRT Türk gibisinden birçok ulusal kanalda burada desteklediğini de hatırlatalım. Ben gerçekten çok seviyorum. Özellikle bir Android TV kullanmaktan çok büyük zevk alıyorum. YouTube'da olsun, diğer mecralarda olsun, Netflix, Disney gibi programlar olsun. Ama onun dışında TivibuGO'nun da olması bence çok da gerekli bir uygulamaydı ve iyi ki de eklenmiş durumda. Bu şekilde de birçok farklı filmi, dizi, özellikle Tivibu'ya özel dizi ve filmleri de burada izleyebiliyorsunuz. Mesela onlardan bir tanesini hemen sizlere göstermek istiyorum. Dizi kısmına geldiğimizde benim favori dizilerimden ama artık yavaş yavaş sıkıldığım bir dizi olan burada The Walking Dead'de bulunuyor. Kendisi bayağı uzun bir süredir burada. Sezonlara girdiğimde görmüş olduğunuz gibi 11. sezonda burada aktif bir şekilde görebiliyorsunuz ve son bölümleri de eklenmiş durumda. Onları da izleyebiliyorsunuz. Birçok farklı aslında burada dizi de var. Mesela bunlardan birkaç tanesine bakacak olursak da Big Sky dizimiz de burada. Devam ettiğimde burada mesela birçok kişinin izlediği diziler de burada var. Mesela Türk dizilerimiz de yer alıyor. 80'lerden tutun burada. Gönül Dağı'na kadar burada birçok farklı Türk dizisini de gerçekten kolay bir şekilde izleyebiliyorsunuz ve çözünürlüğü de tabii ki de desteklenen televizyonunuza göre değişebilir ama yüksek kalitede burada izleyebileceğinizi de ekleyebilirim. Bu sayede artık Google TV'lerde, yani Android TV'lerinizde de burada tabii ki de Google Play'e girdikten sonra TivibuGO anlaşmanız varsa tabii ki de orada kullanabiliyorsunuz. Çok büyük kolaylık. Sadece bir kumandayla beraber burada bütün uygulamanızı burada kontrolde edebiliyorsunuz. TivibuGO'yu da aynı şekilde bunu iyi yapabiliyorsunuz ve kendini özel programlardan tutun ulusal kanallara kadar ve çocuk ebeveyn kontrolüne kadar da burada birçok farklı özelleştirmeyi de TivibuGO ile beraber de iyi yapabiliyorsunuz. Sizler de kendi evinizde TivibuGO kullanıyorsanız veya bir Android TV üzerinde kullanıyorsanız da artık sizlere de gelmiş bulunuyor. Sizler de Google Play'e girip de indirmesini de yapabiliyorsunuz. Bunu da sizlere anlatmış buldum. Eğer siz de bir Android TV kullanıyorsanız da lütfen onları da yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki mutlu bir haberde, bir sonraki TivibuGO gibi uygulama eklenen uygulamalarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.